Gidiyor. Gidiyor. Bir dakika, bir dakika. Evladım sen nereye? Bir yanlış mı oldu beyefendi? Bir terbiyesizlik mi yaptı? Önemli değil Süleyman efendi. Hayır bilsem cezasını veririm. Önemli değil. Gerçekten hallettik. Problem yok. Beşir. Ya Beşir yeter dur artık. Ne oldu niye kavga ettiniz? Ya anlat neler oluyor Beşir? Ya git başımdan. Ne derdiniz var? Niye boğazına sarıldı senin? Konuşsana Beşir neler oluyor? Yok bir şey. Git dedim rahat bırak beni. Ne oluyor iyi misin? İyi misin? Nefesin kesildi tabii. Gel, gel, gel. Şuraya otur. Otur. Ya para yok yanımda. Versene su alayım. Küçük, bir su. Bir su. Çabuk lütfen. Al iç şunu. Fısfısın yanında mı? Yok, bitti. İç, iç. Sakinleş biraz gidip alalım eczaneden. Bir şey anlamadık vallahi. Behlül Bey çok kızmıştı. Yakasından tutup salladı böyle. Ya niye beni çağırmadınız hemen? Ne bileyim şaşırdık biz de. Olacak şey değil. Sormayın. Behlül Bey de bir şey söylemedi öyle mi? Hallettik biz, problem yok diyor. Yani üstüne gidemedim ben de. Tamam, ben konuşurum Behlül Bey'le. Firdevs Hanım gelmiş, koş. Siz mi açtınız? Herkes nerede? Yakındaydım, buyurun. Hoş geldiniz. Banyomu hazırla hemen. Hayrola, yine mi Behlül kaçar? Birkaç gün Elif'te kalacağım. Anladım. Biter'le beraber değil miydiniz? Beni bırakıp kahve içmeye gittiler Peyker'le. Hediye almaya bugün mü gidecektiniz? Yok. Cuma'dan önce bir gün demiştik. Konuşacağız onu. Hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Elif'e selam. Söylerim. Au revoir mademoiselle. Geliyorum dışarı. Beşir'le olanları soracaksanız Süleyman Efendi'ye de söyledim. Bir problem yok. Mesele her neyse bilmek istiyorum. İşte asıl mesele de bir meselenin olmaması. Gerçekten yok bir şey. Onu yanlış anlayıp sinirlendim bir anda. Sonra da hallettik. Bakmayın büyüttüklerine. Gerçekten önemli bir şey değil. Hiç üzerinde durmaya bile değmez. Emin olun. Biraz önce olay çıktı.
Behlül Bey Beşir dövüyordu az kalsın. Aa, niye? Bilmiyorum. Ben görmedim ama öyle söylüyorlar. Öğren bakalım şunun aslını. Hı hı. Necmi'cim. Ne diyorsun? Bu kadar çabuk halledeceğini tahmin etmedim. Sağ ol canım. Bizzat sen hallettin öyle mi? Ah canım, zahmet oldu sana. Bize büyük iyilik yaptın. Ailece sana minnettarız. Ama dediğim gibi aramızda. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Çok sağ ol. Tabii tabii, inşallah görüşeceğiz. Tekrar tekrar teşekkürler. Sana da tatlım. Hadi bakalım nikah masasına. Katya banyom hazır mı? İyi geldi mi? Dur, daha yeni sıktım. Bak bir daha koşma öyle, tıkandın işte. Dur otur, kalkma. Ya anlat, neler oldu? Anlatacak bir şey yok diyorum sana. Niye üsteliyorsun? Merak ediyorum. Etme, hadi dön eve. Sen? Ben biraz dolaşıp hava alacağım. İyisin değil mi? Evet. Emin misin? Cemile, hadi git. Ha Cemile, Süleyman amcaya söyle. Ne? Neyse, boş ver. Sen git, ararım ben onu sonra. Ne yiyeceksin? Hiçbir şey. Bol sütlü kahve ve su rica ediyorum. Türk kahvesi, sade lütfen. Hemen geliyor. Anlat bakalım. Pardon canım. Beşir dün gece bizi görmüş. Seni Nihal sanmış, şimdilik halloldu. Kim? Dernekten bir arkadaş. Huzursuz oldun, kötü bir haber mi? Yo, haftaya yapılacak toplantı iptal olmuş, ona haber veriyor. Anlat hadi, neye sıkılıyor canım? Dün akşam Nihat'la konuştuk biraz. Behlül'le ilgili bazı şeyler söyledi. Yapmasın bu saatten sonra artık. Yo, bizimle ilgili bir problem yok. Azerbaycan'dayken sürekli telefonda biriyle konuşuyormuş. Karşı taraf tersliyormuş bunu galiba. Onun üzerine kalkıp dönmek istemiş. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Nihat konuştuğunun Elif'ten başka bir kadın olduğunu düşünmüş. Öyle hissetmiş yani. Allah Allah. O sen misin Bihter? Ne diyorsun sen? Behlül seni rahatsız mı ediyor? Asılıyor mu? Doğru söyle. İnanmıyorum Peker. Ciddi misin sen? Böyle bir şey nasıl düşünürsün? Böyle bir şey sormaya nasıl cesaret edersin? Niye sinirleniyorsun ki? Ben onun yengesiyim. Behlül'ün yengesiyim. Böyle bir şey yapar mıyım? Sen bir şey yaptın ya da yaparsın demiyorum ki. Behlül'ü bildiğim için söylüyorum. Beni de en yakın arkadaşımla aldatmıştı hatırlarsan. O senin eski sevgilin. Belki hala kıskanıyorsun, anlıyorum. Ama yanlış yerlerde sondaj yapıyorsun. İnanmıyorum ya. Tamam, kızma canım. Asılmıştır, sen de terslemişsindir. O kafasına takmıştır, olabilir yani. Ne bileyim, öyle geçti içimden. Annemle oturup car car konuşuyorsunuz, sonra böyle saçma sapan doluyorsun işte. Anneme sordum, evet. Ama azarladı beni. Öyle bir susturdu ki. İyi yapmış. Cık cık. Demek yeni bir şey değil bu. Tamam, kapansın bu konu. Bence de. Ne sen bu konuşmayı yapmış ol, ne de ben duymuş olayım. Yoksa cidden darılacağım sana. Peki.
Aman bir soru sordum, suçlu oldum. Ben de kendine Nihat'la ilgili bir derdim var zannediyorum. Şuna bak neler düşünüyor. Tamam. Bitti dedik. Thank you.